Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün su dalgalarında kırılma konusunu sizlere anlatmaya çalışacağız. Su dalgalarındaki kırılmanın nasıl meydana geldiğini, nasıl oluştuğunu hep beraber göreceğiz. İlk başta şunu söyleyelim. Derinliği farklı ortamların, bakın burası önemli. Derinliği farklı ortamların ayırıcı yüzeylerine gelen su dalgalarının hızlarında, dolayısıyla dalga boylarında meydana gelen değişikliğe biz ne diyormuşuz sevgili arkadaşlar? Kırılma diyormuşuz. Bakın burada önemli olan diğer noktamızın üzerinde duralım. Neymiş kırılma aslında? Ayırıcı yüzeylerine gelen su dalgalarının hem hızında, dolayısıyla da dalga boylarında meydana gelecek olan değişiklikler bize kırılmayı veriyormuş. Güzel. Bunların ne demek istediğini veya bize neler ifade ettiğini hadi gelin yavaş yavaş inceleyelim. Ayırıcı yüzeye dik gelen su dalgalarında kırılma. Şimdi bizim iki tane kırılma ayrımımız var. Bu ayrımlardan ilki ayırıcı yüzeye dik gelen su dalgaları, bir diğeri ise ayırıcı yüzeye dik gelmeyecek. Dik gelmediği zaman acaba ne gibi bir kırılma yaşayacağız? Hep beraber bunları inceleyeceğiz ama ilk başta ayırıcı yüzeye dik gelen su dalgalarında kırılmayı inceleyeceğiz. Su dalgaları eğer ayırıcı yüzeye dik geliyor ise, mesela sevgili arkadaşlar şöyle bir ayırıcı yüzeyimiz olsun. Buradan gelen su dalgalarımız olsun. Bu su dalgalarımız gördüğünüz gibi bizim ayırıcı yüzeyimize dik geliyor. İşte bu şekilde gelen su dalgalarına biz ayırıcı yüzeye dik gelen su dalgaları diyoruz. Ve bu şekilde gelen su dalgaları kesinlikle diğer ortama geçtiğinde doğrultularını hiçbir şekilde ne yapmayacaklar arkadaşlar? Değiştirmeyecekler. Fakat bu diğer ortama geçtiğinde eğer derinden sığ ortama ya da sığ ortamdan derin ortama geçiyorsa hızlarında ve dalga boylarında bir değişiklik yaşayacağız. İşte bundan dolayı da biz bu su dalgasına kırılmaya uğrayan su dalgası diyeceğiz. Güzel, devam edelim. Su dalgaları eğer ayırıcı yüzeye dik geliyor ise gelen dalgalar diğer ortama geçtiklerinde ilerleme doğrultuları değişmez. Az önce size ifade ettiğim gibi sevgili arkadaşlar. Dalgaların derin ortamda hızlı, sığ ortamda ise yavaş hareket ettiğini zaten daha önceki derslerimizde sizlere belirtmiştik. İsterseniz arkadaşlar bunu da şu şekilde ifade edelim. Bir soru üzerinde bunu size anlatmaya çalışalım. Bu ilk örneğimiz arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığımızın kitabından aldık. Hemen sorumuzu okumaya başlayalım. Demiş ki bir dalga leğeninde kaynak tarafından oluşturulan doğrusal dalga X, Y, Z ortamlarına girdiğinde şekildeki görünümü almışlar. Şimdi bu adam ne yapmış? Bana bir tane dalga leğeni vermiş. Dalga leğeninde gördüğünüz gibi bir tane kaynağım var ve bir bütün su dalgası oluşturmuş. Fakat bu dalga leğenini 3 farklı bölgeye ayırmış. X bölgesi, Y bölgesi ve Z bölgesi. Ve buna göre diyor ortamların derinlikleri için hangisi, burada vermiş olduğu seçeneklerden hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar bakalım incelememize başlayalım. Kaynağımız doğrusal su dalgasını üretti. 3 tane farklı ortamımız var demiştik zaten. Bizim X ortamındaki dalgamız burada, Y ortamındaki dalgamız burada ve X ve Y ortamlarındakiler sağa doğru hareket ediyor görüyorsunuz. Fakat şuraya dikkatinizi çekeyim. Z ortamındaki üretilen dalga yön olarak X ve Y ortamlarındakinin zıttı verilmiş. Ha, buradan neyi anlamamız lazım? Buradan şunu anlamamız lazım. Kaynağımız dalgayı ürettikten sonra X ve Y ortamlarında hareket eden su dalgaları henüz buraya ulaşmamış. Z ortamında hareket eden su dalgası bu en son bölgeye ulaşmış, çarpmış ve buradan geri yansımış. Yani bunlar daha buraya ulaşmadan bu adam gidip geri dönmeye başladığına göre o zaman bizim en hızlı olduğumuz ortam kesinlikle Z ortamı olmak zorundadır. Peki az önceki sayfada ne söylemiştik size? Bizim su dalgamız nerede hızlıydı sevgili arkadaşlar? Derin ortamda hızlıydı. Dolayısıyla da arkadaşlar buraya siz otomatikman en derin diye yazabilirsiniz. Güzel. Demek ki biz şu anda Z ortamımızın çok derin ortam olduğunu keşfettik. Bundan dolayı da elememizi yaparsak A, D ve E seçeneğimizi elemiş olduk. Peki devam edelim şimdi. X ortamındaki su dalgamız Y ortamındaki su dalgamıza göre geride kalmış farkındaysanız. Bu ikisi arasındaki kıyası nasıl yapacağız? Y X'in önündeyse Y'deki su dalgasının hızı X'tekinden daha fazla olacak demektir.
Bundan dolayı da arkadaşlar Y ortamı X'ten daha derindir. Ama en derin olan ortam hangimizdi? Z ortamıydı. Bundan dolayı da arkadaşlar X ortamına sığ diyebilirsiniz. Y ortamına da sadece derin diyebilirsiniz. Dolayısıyla da seçeneklere baktığımız zaman doğru olan seçeneğimizin Bursa olması gerektiğini söyleriz. Güzel, devam edelim. Şimdi doğrusal su dalgalarımızın farklı ortamlardan geçişlerinde yaşayacağı dalga boyu, hız, frekans ve genlik değişimini inceleyelim sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz görselimizde. Şimdi bu dalga leğeninin taban dizilimini şekilde görmüş olduğunuz gibi size vermiş. Bakın burada bir tahta kısmımız var. Buradaki tahta kısmımız eğimli. Burada tahta kısmını vermemiş. Burada da eğimli bir tahta kısmı koymuş. Yani buradan siz şunu anlamak zorundasınız. Burada sizin dalganız K üreticiyle üretildikten sonra bu ilerleyecek olan dalganın en sığ ilerlediği bölge burası, en derin ortamda burası. Peki LM bölgesi arasında görmüş olduğunuz arkadaşlar su dalgasının hareket ettiği ortam ne yapıyor? Önce sığ, ilerledikçe derinleşiyor. Peki NP bölgesi arasındaki dalgamızın ilerlemesine bakalım. Derin ortamdan sığ ortama doğru gidiyor. Az önceki örnekte de zaten size ifade etmeye çalışmıştık arkadaşlar. Ne biliyoruz biz? Sığ ortamda bizim dalgalarımız yavaş, derin ortamda ise bizim dalgalarımız hızlı olacak şekilde hareket yapar. Dolayısıyla arkadaşlar devam edecek olursak, KN bölgesinde buradaki üreticimiz doğrusal su dalgasını üretip yoluna devam ettiğinde bu yandan görünüşünü görürken hemen alt kısmında da gördüğünüz gibi bu dalga leğeninin üstten görünüşünü, yani üretilen dalgaların üstten nasıl görüneceğine dair örneklemelerimiz de mevcut. O zaman siz KL bölgesinde ürettiğiniz su dalgalarını derinliğin sabit olduğu bir bölgede hareket ettiriyorsanız bu bölgede zaten sizin hızınız değişmez. Ve en sığ burası olduğu için de en yavaş olarak burada hareket eder. Ve dolayısıyla da arkadaşlar dalga boyu en küçük olan bölüm de burasıdır. Peki LM bölümüne bakalım. LM bölümünde bizim derinliğimiz L'den M'ye doğru gittikçe artıyor farkındaysanız. O zaman bu ne anlama gelir? L'deki su dalgamız M'ye doğru yaklaştıkça hızını arttıracak demektir. Hızı artan su dalgasının da dalga boyunda artış meydana gelmek zorundadır. Ve bundan dolayı da sevgili arkadaşlar üstten görünümü şekildeki gibi olur. Buralardaki dalga boyları sağ tarafa doğru gittikçe büyüyor farkındaysanız. Güzel, devam edelim. Gelelim MN bölgesine. Şimdi MN bölgesi bizim en derin olduğumuz yer ve derinliğimiz sabit. O zaman burada da bizim dalga boyumuz ve hızımız hiçbir şekilde değişmez. Ama burada arkadaşlar hızımız en fazla olmak zorundadır. Ve gördüğünüz gibi dalga boyunun en büyük olduğu bölgede MN bölgesi, yani üstten görünüşünü bu şekilde rahatlıkla çizim yapabilirsiniz. N'den P'ye doğru gelecek olursak, derin ortamdan sığ ortama doğru geliyoruz sevgili arkadaşlar. Derin ortamdan sığ ortama doğru gelirken bizim dalgamızın hızı azalmak zorundadır. Bundan dolayı da arkadaşlar su dalgalarının dalga boyları, bakın buralarda daha büyük. Sığ bölgeye geçtikçe de bizim dalga boylarımızın mesafeleri ne yapmış sevgili arkadaşlar? Küçülmüş. Buradaki açıklamalara da arkadaşlar dilerseniz videoyu dondurup izleyebilirsiniz veya okuyabilirsiniz ama ben sizin için tekrar edeceğim. KL bölgesinde bizim derinliğimiz sabit olduğu için sevgili arkadaşlar burada dalga boyumuz sabittir. LM bölgesinde bizim dalga boyumuz artış göstermek zorunda çünkü hızımız artıyor. MN bölgesinde derinliğimiz sabittir. Dolayısıyla dalga boyumuz sabittir. NP bölgesinde ise bizim derinliğimiz azaldığı için dalga boyumuz da ne yapar? Azalır. Dalga boyuyla beraber sizlere zaten hızlardan da bahsettiğim için hız üzerinde durmayacağım. Peki önemli olan nokta şu. Daha önceki derslerimizde size şundan bahsetmiştik. Bir dalganın frekansı ya da periyodu onu üreten kaynağa bağlıdır. Dolayısıyla sizin zaten bir tane üreticiniz var. Kaynağınız bir tane. Bu dalga KL, LM, MN ya da NP bölgesinde de ilerlese her dalgayı üreten aynı kaynak olduğu için her bölgedeki sizin su dalgalarınızın frekansları kesinlikle ama kesinlikle birbirine eşit ve sabittir. Aynı şekilde periyot içinde bu geçerlidir sevgili arkadaşlar. Ve
Ayırıcı yüzeyler, bakın şu L'nin bulunduğu bölge, M'nin bulunduğu bölge, N'nin bulunduğu bölge birer ayırıcı yüzeydir. Bakın buradaki ayırıcı yüzeyleri şuralara da çizim yaparak görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sizin dalgalarınızın hepsi bu ayırıcı yüzeylere dik geldiği için sevgili arkadaşlar, buradaki su dalgaları bölge değiştirirken KL, LM, MN ya da NP bölgesinde hareket ederken hiçbir zaman ama hiçbir zaman doğrultularını ne yapmazlar? Değiştirmezler. Genlikler üzerinde de duralım. Şimdi sığ bölgesinde arkadaşlar sizin genliğiniz en küçük, en derin olan bölgede de genliğiniz daha fazla. Yani bunu özetle şu şekilde söyleyebiliriz. Bizim su dalgamızın hızı büyüdükçe genliği artar, hızı küçüldükçe genliği azalmak zorunda kalır. Dolayısıyla da bu bölgede genliğiniz sabit, bu bölgede sizin genliğiniz hız artacağı için artar. Üçüncü bölgede arkadaşlar genliğiniz yine sabittir. Dördüncü bölgede ise arkadaşlar sizin hızınız azalmak zorunda kalacağından genliğiniz de ne yapar? Azalır. Güzel. Başka bir görselle bunları yine ifade edelim. Bakın size bir tane dalga leğeni vermiş. Bu dalga leğeninin yandan görünüşü. Burada da su dalgalarınızın üstten görünüşü mevcut. Şimdi sizin buradaki dalga leğeniniz herhangi bir alt tarafında bir tabanla bir herhangi bir şey yerleştirmemiş. Dolayısıyla arkadaşlar derinliğiniz sabit. Derinlik sabitse sizin dalgalarınızın hızında herhangi bir değişim olmaz. Hızlarında bir değişim olmazsa dalga boylarında da bir değişim olmaz. Yandan görünüşü bu şekilde olan su dalgasının üstten görünüşünü de bu şekilde görebilirsiniz. Peki eğer biz dalga leğenimizin tabanına bu şekilde, yani derinden sağa gelecek şekilde bir sistem ya da bir cisim yerleştirirsek sevgili arkadaşlar, o zaman sol taraftan sağ tarafa doğru gelen su dalgaları derin ortamdan sığ ortama gelecekleri için hızları azalmak zorunda kalır. Az önce söylemiştik, hız sığ ortamda az, derin ortamda fazlaydı. Bir daha söyleyeyim, hatırlatalım arkadaşlar. Dolayısıyla da bunların üstten görünüşü de aynen burada gördüğünüz gibi olacak. Derin ortamda dalga boylarınız büyük. Sığ ortama geçtikçe sizin dalga boyları arasındaki mesafeniz kısalacak. Fakat bu dalgalarınızın ya da bunların kesinlikle periyot ve frekanslarında bir değişiklik meydana gelmeyecek. Peki eğer bana bu şekilde bir dalga leğeni vermişse, yani kaynak burada, bu kaynaktan çıkan doğrusal dalgalar sağa doğru giderken önce derin sonra da sığ ortama tekrardan geri geliyor farkındaysanız. O zaman bu ne anlama gelecek? Sığ ortamda hareket eden doğrusal su dalgalarının dalga boyları küçük. Tam orta noktaya gelinceye kadar sevgili arkadaşlar sizin dalga boyunuz artacak ve maksimum dalga boyuna ulaşacak. Bu orta noktayı geçtikten sonra da sığ bölgeye doğru hareket ettiği için hızı azalacak, dalga boyu azalacaktır ve bunun da üstten görünüşü şekildeki gibi olacaktır. Peki, devam edelim o zaman. İkinci örneğimiz sevgili arkadaşlar yine MAP'ten aldığımız bir örnek. Derinliği şekildeki gibi kaynaktan uzaklaştıkça azalan, bunu söylemek zorunda değil. Siz zaten buradaki şekle baktığınız zaman kaynaktan uzaklaştıkça buradaki su derinliğinin azaldığını zaten görürsünüz. Sabit frekanslı dalgalar oluşturmuş. Sabit frekanslı dalgalarımız meydana gelmiş. Buna göre diyor, ilerleyen dalgalara ait niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü azalır? Şimdi az önce size bunlarla ilgili bayağı bir detaylı bilgi vermiştik. İşte bu örnekte bu bilgilerimizi hadi gelin birlikte kullanalım. Buna göre ilerleyen dalgalara ait. Bir, yayılma hızı neyi soruyordu benden? Ne istiyordu bizden? Azalır. Neyin azaldığını sormuş. İlerleyen dalgalara ait. Şimdi sizin bu su dalgalarınız derin ortamdan sığ ortama doğru hareket etmiyor mu sevgili arkadaşlar? Peki derin ortamda bizim su dalgamız hızlı, sığ ortamda ise su dalgamızın hızı ne olacaktı? Az. Dolayısıyla da bizim yayılma hızımız bu ortamdan şu ortama doğru gelirken sevgili arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle azalır. Peki bizim hızımızla dalga boyumuz nasıl orantılıydı? Tabii ki doğru. İsterseniz bunu da hatırlatalım. Lambda f eşittir v gibi bir denklemimiz vardı daha önceki derslerimizden hatırladığınızı tahmin ediyorum. Ya da lambda eşittir v çarpı t idi. Dolayısıyla bizim eğer bu denklem ya da bu denklemin ikisi de aynı denklem, hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Kaynağımızın ürettiği sabit frekanslı dalgalar dediği için bizim buradaki frekansımız sabit kalacak. Hızımızla dalga boyumuz nasıl orantılı olacak sevgili arkadaşlar? Doğru orantılı.
Peki bizim kaynağımızdan uzaklaştıkça ortam sığlaştığı için hızımız azalmıyor muydu? Evet. Hız azalırsa dalga boyumuzda ne yapmak zorunda kalır? Azalmak zorunda kalır. Zaten adam da benden bunu istiyor. Peki periyot, onu da hatırlatalım. T ile F'mizin çarpımı daima kaçtı sevgili arkadaşlar? 1'di. Peki bizim sorumuz bize ne demişti? Sabit frekanslı demişti. Frekansımız sabitse bizim periyodumuz da ne kalmak zorunda kalır? Sabit. Dolayısıyla bizim periyodumuz azalmaz, sabittir. Yani seçeneklerde 3'ü almayacağız. 1 ve 2 bizim için doğru olan seçenek olacak. Peki, devam edelim. Üçüncü örneğimiz, bu da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınmış bir soru arkadaşlar. Düşey kesti şekildeki gibi olan kabın alt kısımlarında şekildeki gibi engeller varmış. Sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı çalıştırıldığında bu bölgelerde yayılan dalga boylarını sormuş bize. Bu bölgelerde yayılan dalgaların dalga boylarının sıralamasını istiyor. Şimdi arkadaşlar bizim burada söylememiz gerekirse en derin ortamda hızımız fazla, dalga boyumuz hızla doğru orantılı. O zaman burada en derin ortamımız M olduğu için isterseniz önce hız sıralaması yapalım. M ortamındaki hızımız en büyük. Peki daha sonra derin olan ortam hangisi? K ortamı. O yüzden K'yi yazarız. En sığ olan yerde L ortamı olduğu için L'yi yazarız. Hızlarımızın sıralamasıyla arkadaşlar dalga boylarımızın sıralaması da doğru orantılı olacağı için bizim burada yapmamız gereken dalga boyu sıralamamız M büyük, K büyük, L sıralaması olacaktır. Yani cevabımız C şıkkı idir. Örnek 4. Yine MEP'ten alınmış bir soru. Bir dalga leğeninde oluşturulan doğrusal dalgaların üstten görünümünü vermiş. Şimdi üstten görünümünü bize verdiğine göre arkadaşlar biz buradan dalga boyları arasında bir kıyas yapabiliriz. Dalga boylarına bakarak da onların hızları hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. Dolayısıyla da hızlarını bildikten sonra da hangisinin derin, hangisinin sığ ortamda hareket ettiğine de karar verebiliriz. Buna göre diyor işte bu bölgelerin derinlikleri için ne söylenebilir? Şimdi arkadaşlar birinci, ikinci ve üçüncü bölgede sizin görmüş olduğunuz dalga boyunun en büyük olduğu bölme hangisi? İkinci bölme değil mi? Bakın peş peşe gelen iki tane dalga arasındaki en fazla mesafe bu bölgede var. Peki dalga boyu büyüdükçe bizim hızımız büyümeyecek miydi? Tabii ki. Peki hız büyükse o zaman o hızın büyük olmasının sebebi o ortamın derin olması değil miydi? Tabii ki. O yüzden 3 bölge olduğu için buraya çok derin yazabiliriz. Devam edelim. Peki şimdi gelelim 1 ile 3. bölgeye. 1 veya 3. bölgede hangisinde dalga boyu daha fazla sevgili arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 1. bölgede. En küçük dalga boyumuz ise 3. bölgede. O zaman buraya da derin dersiniz. Buraya da sığ derseniz sevgili arkadaşlar soruyu bitirmiş olursunuz. Yani birinci bölgeniz derin, ikinci bölgeniz çok derin, üçüncü bölgeniz ise sığdır. Dolayısıyla seçeneğimiz Adana'dır. Peki, şimdi gelelim ayırıcı yüzeye açı ile gelen su dalgalarında kırılmaya. Şimdi farkındaysanız şu ana kadar size ayırıcı yüzeye dik gelen su dalgalarından bahsettik. Şimdi bizim göndereceğimiz su dalgası ayırıcı yüzeye belli bir açıyla gelecek. Mesela ayırıcı yüzeyimiz bu olsun. Dalganızı eğer siz şu şekilde gönderirseniz sizin bu dalganızın ilerleme doğrultusu ayırıcı yüzeye belli bir açıyla geliyor. İşte bizim burada anlatmak istediğimiz durum bu. Eğer bu şekilde geliyorsa ne yapacağız? Görelim o zaman. Eğer su dalgaları ayırıcı yüzeye dik gelmiyor ise sevgili arkadaşlar, dalgalar diğer ortama geçtiklerinde ilerleme doğrultularını ne yapacaklarmış? Değiştireceklermiş. Hatırlayın, dik gelen su dalgalarında doğrultularında bir değişme olmuyordu. Açı ile geldiğinde bizim ilerleme doğrultumuz değişecekmiş. Peki, şimdi bana bir tane yine dalga leğeni vermiş. Burada derin ortam demiş, buraya da sığ ortam demiş farkındaysanız. Burada arkadaşlar derin ortamla sığ ortamı birbirinden ayıran çizgimiz şu. İşte biz buna ayırıcı yüzey diyoruz. Peki şu şekilde gelen doğrusal su dalgalarını vermiş bana. Bakın buraya dikkat işte. Bu ne yaptı? Gördüğünüz gibi dalgamız kırıldı. Ve bu kırılan dalgalar şu şekilde hareket etmeye başladı. Peki burada benim sadece ve sadece size anlatmak istediğim şey şu olacaktır sevgili arkadaşlar.
kırılmayı görmenizi istiyorum. Başka bir görselde daha detaylı bilgi vereceğim. Derin ortamdan sığ ortama gelen doğrusal dalgalar sevgili arkadaşlar, sığ ortama geçerken burada gördüğünüz gibi kırılmaya uğramış. Peki burada derin ortamda hızlı hareket ettiği için dalga boyu, sığ ortamda yavaş hareket ettiği için sığ ortamdaki dalga boyundan ne olmak zorundadır? Büyük. Peki derin ortamdaki sığ ortamdan neydi zaten? Fazla. Fakat her iki ortamda da hareket eden su dalgasını aynı kaynak ürettiği için bunların frekans değerleri birbirine ne olmak zorunda? Eşit. Peki gelin bir de sığ ortamdan derin ortama geçişe bir bakalım arkadaşlar. Bu sefer sığ ortamdan derin ortama geçireceğiz. Yine bizim ayırıcı yüzeyimiz budur. Gelen doğrusal su dalgalarını şöyle belirleyelim. Bakın bu sefer bu gelen şöyle gidiyor. Şu gelen şöyle gidiyor. Yani yine kırılmaya uğruyor. Bakın doğrultusunu ne yaptı sevgili arkadaşlar? Değiştirdi. Peki şimdi ben sizden şunu duyar gibiyim. Hocam derin ortamdan sığ ortama geleni işte veya sığ ortamdan derin ortama gelen su dalgalarının nasıl kırılacağına nasıl karar vereceğiz? Onu da bundan sonraki görselde size anlatacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi burası sığ ortamdaki dalga boyu. Şurası ise sevgili arkadaşlar derin ortamdaki dalga boyu. Biz neyi biliyoruz? Sığ ortamdaki hızımız derin ortamdaki hızımızdan daha azdır. Dolayısıyla da sığ ortamdaki dalga boyu derin ortamdaki dalga boyundan daha azdır. Ama her iki ortamda hareket eden su dalgasını aynı kaynak ürettiği için bunların frekans ve periyot değerleri birbirine ne olmak zorundadır? Eşit. Güzel. Bu görsele geldiğimiz zaman arkadaşlar bana neyden bahsediyor? Derin ortamdan sığ ortama bir tane doğrusal su dalgasını göndermişiz. Bu gelen doğrusal su dalgası, önemli olan nokta şu arkadaşlar, hangi ortamdan hangi ortama geldiğidir. Şu anda bu derin ortamdan sığ ortama geliyor. Gelen dalganın devamını belirlersiniz. Normalde bunun böyle olması lazımdı. Eğer bu iki ortam birbirine eşit iki ortam olsaydı arkadaşlar, sizin bu gelen doğrusal su dalganızın doğrultusunun değişmemesi gerekirdi. Ama ne yapmış? Bu uç şuraya gelmiş. Yani bu ucunuz geriye düşmüş. Peki niye geriye düşmüş sevgili arkadaşlar? Çünkü sığ ortamda hareket etmiş. Yani sığ ortama geçen bir su dalgasının hızı ne olacaktı? Azalacaktı. Doğrusal su dalgasının olması gerektiği halden geriye düşmesinin sebebi hızındaki azalıştır. Dolayısıyla da sevgili arkadaşlar, şuradan da aynısını ifade edelim. Bu su dalgasının normalde olması gerektiği konum bu. Ama bu adam ne yapmış? Geriye düşmüş. Neden geriye düşmüş? Çünkü sığ ortamda hareket etmiş. Gördüğünüz gibi hangi dalganın, daha doğrusu dalganın hangi ortamdan hangi ortama geçtiğini biz sığ ortamda mı derin ortamda mı hareket ettiğine bakarak karar vereceğiz. Bunun da soru üzerinde uygulamalarını size göstereceğim. Bu arada şunlardan da bahsetmemizde fayda var. Gelen su dalgamızın sevgili arkadaşlar ayırıcı yüzeyle yapmış olduğu açıya alfa dersek, bizim kırılan su dalgamızın da şuradaki yapmış olduğu açıya beta dersek, bizim buradaki alfa açımız arkadaşlar her zaman gelme açısıdır. Beta açısı ise sevgili arkadaşlar kırılma açısıdır. Bilmenizde fayda var. Yorum sorularında bunlarla ilgili bize soru sorabilirler. Gelelim 5. örneğe. Demiş ki bir dalga leğeninde derinlikleri farklı XY ortamlarında periyodik doğrusal dalgaların izlediği yol verilmiş. Gördüğünüz gibi kırılmışlar. Dalganın X ortamındaki dalga boyu lambda olduğuna göre Y ortamındaki dalga boyu bu vermiş olduğu değerlerden hangileri olabilir? Alfayı da beta'dan küçük vermiş. Bu arada sizin su dalganız şu anda nereden geliyor? X ortamından Y ortamına. Bakın bu oklardan karar verebilirsiniz. Dalga buradan gelmiş. Demek ki bizim dalgamızın devamını çizmemiz gereken yer neresi? Şurası. X ortamından geldiği için arkadaşlar yorumunuz şöyle olmalı. X ortamından Y ortamına gelen doğrusal su dalgaları için eğer Y ortamı ile X ortamının derinliği aynı olsaydı bu dalgam böyle olmalıydı deyip bunun devamını çizdiniz. Sonra da bu ucun öne gittiğini gördünüz. Peki bu uç niye öne gitmiş? Daha hızlıymış da ondan.
Yani burada hızlı hareket etmiş, burada ise yavaş hareket etmiş sevgili arkadaşlar. Peki hızlı hareket ettiği ortam derin ortam, yavaş hareket ettiği ortam da sığ ortam değil miydi? Aynen öyleydi. Peki o zaman derin ortamdaki dalga boyuyla hızımız doğru orantılı olacağı için arkadaşlar, bizim V ile lambdamız da doğru orantılı olduğu için şunu yazabilirsiniz. Lambda x bölü lambda y oranına baktığınız zaman x y'den her zaman küçük çıkar. Burada küçük, burada ise büyük bir değer olmak zorunda. Peki gelin seçeneklere bakalım o zaman. X ortamındaki dalga boyuna ne demiş sevgili arkadaşlar? Lambda. O zaman bizim Y ortamındaki dalga boyumuz kesinlikle lambdadan ne çıkmak zorundadır? Fazla. Hangileri olabilir? Peki Y ortamındaki dalga boyu. Lambda bölü 2 vermiş, lambdadan küçük. Olamaz. Lambda vermiş, lambdaya eşit. Olamaz. 6 bölü 5 lambda vermiş, 1 lambdadan daha büyük bir rakam arkadaşlar. Dolayısıyla da bizim cevabımız C şıkkı olarak devam ederiz.